Günaydın, merhaba duduşlarım, merhaba. Aman ne güzel de durmuşum kız. Planlasan böyle olmaz. Çocuğumun resimleri arkada, bebeklik resimleri. Hepinizi kokulu kokulu oh öpüyorum. Evet, bu Marif'in hediyesi gerçekten bayağı zorlu oldu, ulaşılamadı. Neyse, bu videodan sonra atacağım kısacık. Marif'in bana hediyeyi yapıp yapılış halini gönderdi. Ama o telefonu şu şekilde çekmiş. Hemen 1-2 saniyelik şöyle çekse daha net gözükecek hediye. Onu yayınlayacağım hemen arkasında, bu videonun arkasında çektikten, yayınladıktan sonra yayınlayacağım onu da. Çok biliyorsunuz ben edit medit bilmiyorum. Onu hemen arkasından atacağım. Benim için manevi değeri çok büyük dediğim hediye. Bir günü, bir akşam işten geldim. Bayağı geçti. Marif'le işte yazıştık derken, yazışmayı da pek şey yapmıyorum. Telefondan konuştuk. O herhalde yazışmada söyledi. Anne dedi, sana dedi içimden geldi. Yani bana bir tane o WhatsApp'tan şey attı. Fotoğraf attı. Baktım ben, çok güzel bir resim. Hani güzel bir resim dediğim, böyle manidar, benim için çok şey oldu. Hoşuma gitti benim. Güzel mi diye yazdı. Dedim bayıldım, çok güzel. Normal bir fotoğraf. Bir bayanla bir erkek yahut da tek, neyse. Elinden şöyle 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 yapıyorsun. Arkasından başka bir fotoğraf çıkıyor. Dedim çok güzel dedim ben. Hoşuna gittiyse dedi bana dedi bir fotoğraf dedi gönder dedi. Ben dedi içimden geldi dedi. Bunu sana dedi yapıp göndereceğim dedi. Yaptıracağım dedi yani. Ya dedim zahmet etme. Emek isteyen bir şey çünkü. Çok da hoşuma gitti. Böyle elliyorsun, fotoğraf değişiyor. Arkadan başka bir fotoğraf çıkıyor. Artık şimdi fotoğraf, ben üzerimi falan değiştim. İşten de yeni geldiydim. Saat de geç tabii. Orada bilmiyorum saatler aynı mı, kaç olduğunu. İsmail'imizin düdütü. Ondan sonra artık ben kendi fotoğraflarımdan gönderdim. Hangisi olursa bir tak 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 attım, gönderdim. Bugün İsmail'in odasında yapıyorum. Tabii fark etmişsinizdir. Hayır, hoşuma gitti. Benim yatasım geliyor burada. Neyse gönderdim. Hiç benim yani aklıma gelmedi. Dedi aile fotoğrafı deyince tak aklıma geldi. Benim için çok önemli bir manidar bir fotoğraf. Benim üç kızımla Bursa'dan Antalya'ya yerleşeceğimize 2 ay falan vardı herhalde. İşte 23 yaşlarındayım. Ya da 22 yaşlarındayım. Tam bilemeyeceğim. 3 kızımla fotoğrafçıda oturup bir fotoğraf çekilmiştik. Onu göstereyim. Hemen onu gönderdim. Ondan sonra Feyza'la bakmaya başladık. Eşimle ikimizin. Fotoğrafçı da var ama öyle telefondan çekeceğim, göndereceğim. Biraz tabii tam net çek çıkmıyor. Eşimle olan ikimizin evde artık kendimizin çektiği bir fotoğrafı gönderdim. Dedim bunların ikisi olsun. O salonda, hatta çerçevede kızlarımla çekildiğim vardır. Onu göstereyim de. Eşimle çekildim. Telefonumda var. Öyle çerçevede yok. Resimlerin arasında vardır da. O kim bilir nerede. Resimlerin arasında büyük ihtimalle var ki. Onlardan çekip telefonuma koymuşum. Telefonumda var. Şu fotoğrafı göndermiştim ben. Şöyle nasıl güzel gözüküyor. Ha, şöyle daha iyi gözüküyor herhalde. Yok, oradan ışık vuruyor. Evet, bir şunu gönderdim. Ortadaki Ebru, Ebru'm, benim koca kızım. Şöyle göstereyim. Benim için çok önemliydi. Şu en küçüğü Beri'nim. Bir benden tarafa olan da Belgin'im. Ortadaki Ebru. Ben bunu işte buraya, Antalya'ya geleceğimize gittim. Ne hikmetse bunu
Böyle bu şekilde fotoğrafçıda çekildim. Bir de böyle sadece ben yok, onların üçünün vardır. Onu bulamadım. Gerçi burada yanlarında ben de varım. Dedim bunu, ay ne tatlıymış değil mi çocukların küçükken? Hala tatlılar. Annem şunlara bak. Aman ısıra ısıra vura vura ne severdim onları ben. Kaçarlardı ben sevmeye başlayınca. Aslında şunu da çeksem, göndersem, bu da eşimle ikimizin fotoğrafı. Gerçi bunları hep gördünüz de, bu evimizde çekilen bir fotoğraf. Ablam çekmişti rahmetli. İşte eşimle ikimizin de, ama bu fotoğraf değil gönderdiğim. İkimizin fotoğrafını gönderdim. Benim için çok değerliydi. Yani maneviyat yönünden, belki maddi yönünden. Yine çok uğraşı istedi. Uğraşı isteyen değil, uğraştırdı da çocuğu yani. Şeye git, adını söyle. Konsolostan izin al. Ben de onları bir türlü anlayamadım yani. İşte bu süreç içerisinde artık söylemeyeyim dedim. Biliyorum da benim de dilimde laf şey olmaz. Kaçırmış bulundum ağzımdan. Dedim hadi hediye gelsin. Ben düzgün bir şekilde onu çekip resmi şöyle elinle yapınca değişiyor, gösterecektim. İşte artık Marif ile 2 günde bir konuşuyoruz. Ay kıyamam, kurban olurum. Çok çok öpüyorum buradan onu da. Yani İsmail'in akıllı saati mi varmış bir de ben? Dur bakayım. Aradı, dedi işte gönderemiyorum dedi. Konsolosluğa kadar bir ara, ay zahmet oldu. Babası gitmiş, anneciğine babasına selam söylüyorum. Hadi konsolosluktan hallediyorlar. Müzeden izin almaları gerekiyormuş. Onun zamanını bekliyor. Ya ben de artık onunla konuştukça ezildim, sıkıldım, üzüldüm. Ya bırak oğlum, bırak dedim ben ya, bırak. Ondan sonra boş ver dedim yani, almış kadar oldum, evet güzel bir şeydi benim için manevi yönden, ama almış kadar oldum çünkü çok sıkıntı çekti çocuk, kıyamam buradan, zahmete girdi. Sonuçta müzeden de, müze deyince hatta bazıları dedi heykel mi gönderecek, ne gönderecek artık, onun herhalde bir çerçeve, bir resim olduğu için müzeyle ilgisi ne olabilir artık, büyük sanat eserleri oluyor. Yani konuşmak istemiyorum, hani böyle kaçakmaca bir şeyler, bir durumlar öyle bir şeyin içine mi giriyor, çünkü öyle benim müzeyle konsoloslukla gönderirken bir işim olmadığı için onu da adlandıramadım yani, doğrusu ona da bir şey bulamadım ben. Ondan sonra nihayet sonunda yazık, kıyamam, müzeden aldı kağıdı, çekti gönderdi, o da çok rahatladı, sevindi. Bana da şey yaptı, işte gönderdi, baktım artık mutlu oldu. Evet dedi, işte şu gün şu gün dedi, göndereceği zaman zatürreye yakalanmış, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, yine tekrar iletiyorum. Hastaneye gidip geliyorum dedi, biraz toparlanayım, bir de aklı da hediyede. Dedim ya aman ne hediyeymiş dedim, keşke beğendim dediğime de pişman oldum. Ondan sonra işte baktım bana fotoğrafını, kargoya verdiğinin fotoğrafını, kağıdını çekti gönderdi. İnşallah dedi bir hafta 10 gün içinde elinde olur dedi. Neyse yola çıktı. Herhalde bir gün mü 2 gün mü geçti. Baktım gene aman kurban olduğum ya. Sinirimden oturdum dedi, ağlıyorum dedi. Ne oldu dedi, kırılmış. Evet doğrudur yani, ne bileyim işte öyle kırılacak şeyler çok muhafaza edilmesi lazım, dediğim gibi bizde tabak fincan bayağı öyle kırılacak şeyler gönderdik ama belgenin paketledikleri hiç mesela kırılmadı, iyice böyle köpük aldı o köpükleri, ben özlemciyim de dedi, hatta kırılmış dedi, köpük koymadıydım böyle karton koydum, o da bilir yani kırıldıydı, ama bu da şimdi çerçeve küçük bir şey olduğu için resim şu kadar bir şey. Büyük ihtimalle attılar böyle. Yani kesinlikle öyle o.
Ya ağlama ağlama dedim, sağlık olsun Rabbim, başka dedim elem keder vermesin dedim. Yani yapacak bir şey yok. İşte bayağı çok söylendi. Hatta canlı yayında da söyledi onlara, işte şöyle dava. Aman dedim, uğraşma dedim, bırak bulaşma dedim. Ben almış kadar oldum. Benden sana dedim, kırık da olsa dedim, orada dedim bir hatıra olsun. Çocuklarım var, ne yapayım artık? Tövbe tövbe estağfurullah. Eşimle ben varım. O dedim benden sana hatıra, sanki ben yaptırdım da tövbe tövbe. Ona çok yani ben de üzüldüm. İşte ondan sonra bana kırık vaziyette tekrar fotoğrafını çekti, attırdık. Yazık, sesi titriyor anlatırken. İşte diyor, konuşuyor hem sesli mesaj da atmış. Fotoğrafı şey yapıyor. Kırık resmini tabii şey yapmayacağım, onu yayınlamayacağım burada. Bana ilk gönderdiğini yayınlayacağım. Hani onu yayınlarsam orada, onu yayınlamak istemiyorum. Böyle oldu. Hakikaten çok üzüldü. Ben çok üzüldüm. Neden üzüldüm ben? Ondan çok üzüldüm ben. Ben hediyeyi bana ulaşamadığı için üzülmedim. O bana değer vermiş. Bana böyle bir şey yapmaya kalkmış. Ona çok sevindim. Bana yani almış kadar oldum ben. Benim üzülmem, ondan daha çok üzülmem, onun üzülmesine üzüldüm ben. O kadar çırpındı ki göndermek için, onun o çırpınışına üzüldüm ben yani. Beğendim dediğime de pişman oldum. Ama böyle aksilikler olacağını nereden bileceksin? Kendi de dedi, bu kadar mı şanssız olurum ben dedi. Bir hediyeyi bile gönderin. Ay gülesim geliyor, kurban olurum sana. Takma kafana çocuğum, takma kafana. Olsun. Sen de onu yapıştır kırık yerlerini, koy öyle arada bakarsın. Ne diyeyim? O kadar emeğin geçti, para verdim. Bak bulundurmak istersen evinde tut yani. Yani bilmiyorum, bayağı külfetli de oldu büyük ihtimalle. Ben öyle tahmin ediyorum. O şekilde iki resmi yapmak, yer değiştirmesi bir mevla ister. Konsolosluktan herhalde bir şeyler olur. Müzeden olur o izin belgesi için. Ama vallahi üzüldüm mü ne üzüldüm bilmem. Bu kadar mı şanssız olurum dedi. Bayağı bir şey yaptı. Üzüldü yani. Böceğimize. Ah. İşte neyse, hep üzüldük de ben de üzüldüm de dediğim gibi hemen bu bloktan sonra arkadan anında Marif'in bana çektiğini göndereceğim. Öyle hemen hemen bir dakikalık falan buna ekleyemiyorum içine ben. Görmenizi isterim ama benim çok hoşuma gitti. Hani ben onu ilk attığımda atacaktım da ne için atmadım? Marif telefonu şöyle hani şöyle tutmuş, şöyle tutsa daha güzel olacak diyerekten diye. Neyse, nasip kısmet, çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum emeğine. Yazık, üzüldüm, çok üzüldüm. Onun üzülmesine çok üzüldüm. O hasta haline. Yazık, babacı da bile devreye girmiş. Çocuğumu vallahi baya baya odası hoşuma gitti benim. İşte böyle. Yani hediyeyi şey yapacağım. Atacağım bu vlogtan sonra. Ay dün gittik Filizlere. Aman bebişimizi görsen bebişimiz. Kız hep uyuyor bu. Hiç kalkmıyor. Baktım işte ilk çocuk hep öyle olur bilmem. Damat da uykusuz. Doğumdan beri gitmemiş okula. Çocuk böyle yatıyor. Damat başucunda yatıyor. Aynen şu şekil. Battaniye de yok. Çocuğun suratı şöyle kalkık, battaniye. Aynı şöyle. Bir sade kendi burada oturuyor, kendi görüyor. Her taraf kapalı. Gülesim çıktı dedim, olur. Dedim girer girmez kalk bakayım oradan, kalk dedim, ben oturacağım oraya dedim ben. Şöyle bir baktı. Elletmiyor, göstermiyor. Bebeği dedim normal onlar. Ondan sonra vermek istemiyor kimsenin kucağına. Filizlilim öyle değil. Baktım ama uyuyor dedim. Ben al 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 kucağına dedi o. Ben de ona böyle bakıyor. Bir şey de diyemiyor. Aldım kucağıma pek tatlı. Aman şu küçük bebeği de özlemiş ha. Kokladım kokladım.
Belgin'e dedim, vallahi dedim, başta dedim ben manyak mısın falan dedim de, hani direkt artık onu da söylemedim orada da. Hemen çabucak dedim, aylar geçsin de bizimki de olsun. Severim ben küçük çocuğu. Hele onu böyle 40 gün 43 kasaya kadar koklaması mis gibi gelir bana. Pek şeker, pek tatlı dedim. Ülke de sallanıyor. Ne o dedim, uyumuyor herhalde dedim. Yok be dedi, hiç uyanmıyor. E dedim, sen ne sallanıyorsun dedim. Emine orada, küçük kız orada kalıyorlarmış. Yok dedi, uyuyor dedi. Emzirmeye bile dedi zor kaldırıyoruz dedi. Doyurmaya dedi. Zaten dedi uyansa ne olacak dedi. Filiz dedi bile kalkasıya kadar dedi. Damattan için çocuğun başında bekliyor. Ay, ondan o da böyle süzgün süzgün bakıyor. Surat asık, uykusuz. Ondan sonra işe de diyor gitmeyeceğim. Filiz başlasın da hiç olmadı. Çocuğa o baksın evde. Gelirken Belgin'e öyle dedim. Başını bekliyor çocuğun dedi. O da zaten kalkmıyor dedi. Dedi kıpırdasa dedi. Sesi de çıkmıyor. Yapıyor dedi. Kıpırdadığını dedi. Hemen başında zaten bekliyor dedi. Uyumuyor. İyi dedim. Hadi analı babalı büyüsün dedim. İşte kuzucuğum, Filizciğim. Azıcık biraz kendine gelsin. Filiz Lülüm bir şey demez de babayı bilmiyoruz. Gerçi 6 aylık olunca o şey gider ondan. O merak, o yani o şey düşkünlük büyük ihtimalle gider yani. Ama işte İsmail'imin de bebekliğine, işte bizimki de böyle bittik olacak, cinsiyetini bir öğrensek işte ağza bak, açık ağzı Sazan. Allah aşkına ağzı. Şimdi sıpa oldu, sıpa. Şurada bak bak bak. Hele burada. Ay kuzum benim. Burada büyüyor artık. Artist. Vallahi küçük bebeği o kadar istiyorum ki özlemişik. Olsun gari çocuğumun yatak odası. Bak parasını harçlığını babası harçlık koymuş almamış. Sünnet davetiyemiz bakın. Belgin ve Salim Topoz. Anneanne dede Faize İsmail Vardar. Merhum dede. Tabii merhum diye yazdırdık üstüne. Babaanne dede Sevim Muharrem Topuz. Kirvesi Fatih Yücel. Fatih oldu ya kirvesi. Bunu da teyzesi yaptırdıydı. Görümcek adamını. Güzel. Burada da eski evde. Bak oraya koymuş çocuğum. Salim, Belgin, ben, İsmail, Feyza. Sağ olan büyüyor. Bizimki de olsa da. Ah. Geçeyim odama. Çocuğumun odasını işgal ettim. Ve hoşuma gidiyor. Kapı açık, geliş geliş bakıyor. Şuraya ona çok güzel bir gece lambası aldım. O Kur'an kursuna geçtiğinde piyesimizde aldığı tacı. Bakalım dolabımızın içine. Bak. Küçücük boyunca Belgin ona alıştırdı. Okuldan gelince kıyafetlerini çıkarıyor. Kira atıyor. Ayar askıya asılacak varsa, temizse. Askıya hemen çıkıyor. Tabureyi alıyor. İyi yapıyor, alıştırıyor. Kendi askısını asıyor. Şu patiklerimiz de 8 yaşında. Şuraya bak. İsmail Topuz, Galatasaray. Bunları Belgin atmıyor. Neden atmıyor Belgin bunları? Fatih aldığı için atmıyor. Fatih abisi aldı, eniştesi aldı bunları. Ona bir takım aldıydı o. O takımın içindeydi büyük ihtimalle. Papyonlu mapyonlu takım aldı Fatih ona. Küçücüktü. Şu ayakkabıları hatıra diye, ölesiye kadar diye adını yazdı. İşledi Belgin, ne olacak? Atılacak eninde sonunda. Aa, atmam dedi, Fatih abimin hediyesi dedi. Ona dedi, ben dedi Galatasaraylı yapacağım onu dedi. Galatasaray diyerekten de işledi bir tanesine de İsmail Topuz diye adını. Evet, şimdi bu videomuzu yayınladıktan sonra dediğim gibi çerçeveyi, resmi gösterdim. Arkadan eşim de beni, onu tam işte böyle tuttuğu için denk gelir mi, iyice görebilir misiniz bilmem, onu atacağım.
Marifçiğimin çektiği kadarıyla. İşte ben ondan bekledim, atmadım onu. Dediğim gibi kendim düzgün bir şekilde koyup geldiğinde birkaç kere yapıp çok hoşuma gitti benim. Ama tekrar buradan çok teşekkür ediyorum ben oğluma, sağ olsun, almış kadar oldum. Üzmesin o güzel tatlı canı, yoksa o üzüldükçe ben daha çok üzülüyorum. Yani gelecek olan hediye için bunu hazırladım. Hepiniz çatladınız, çatladınız, heykel dediniz, onu dediniz, bunu dediniz. Kokulu kokulu öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bye.